Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde 12 yıl önce köylülerin sınırları kaldırıp tarlalarını birleştirmesiyle oluşturulan Türkiye'nin en büyük ikinci meyve bahçesi, kentten köye geri göçü başlattı ve köyde işsizliği bitirdi. Veya şuradan pançonun içine. Önceden ekip biçiyorduk arpa buğday, ondan sonra ırgatlık zamanı derdik. Şimdi meyve bahçemiz, o kadar köyler, çevre köyler, kendimiz, eşim kadrolu çalışıyor. Biz yemiyeci olarak gelip çalışıyoruz burada. Herkes sebepleniyor. Geçimimiz buradan sağlıyor, çok şükür iyiyiz, önceki durum gibi değil. Arabamızı aldık, evimizi düzenledik ondan sonra. O kadar mesela kiraz zamanı 800 bin kişiye yakın işçimiz geliyor buraya, çevre köyler hep. Ondan sonra iyi, inşallah ileride daha güzel şeyler olur. Refah seviyemiz yükseldi. Çok iyiyiz, maddi durumumuz iyi, çok şükür Allah'a. Göç aldı, gidenler, emekli olanlar geliyor, tatile gelenler geliyor sürekli yazın 3 ay boyunca burada çalışıyor, onlar da sebepleniyor. İsmim Zeynep, soyadım Yıldırım, Düzce Üniversitesi'nde okuyorum. Yazın buraya geliyorum. Aynı bu şehirde yaşıyor zaten, bu ilçede kalıyoruz. Hani harçlığımı burada çıkarıyorum. Allah'a şükür burası bir iş kaynağımız olduğu için. Burada çalışıyoruz, harçlığımızı, yol ücretimiz falanla bu şekilde karşılıyoruz. Öyle. Evet. Şu an elma hasadındayız zaten. Burada ücret bir şekilde çalışıyoruz. Hani harçlığımızı burada çıkarıyoruz üniversiteye hazırlık için. O yüzden çalışmak için geldik zaten buraya da. Öyle. Aynı şekilde bir sürü öğrenci var zaten. Onlarla beraber burada çalışıyoruz. Onlarla beraber harçlığımızı çıkarıyoruz. O şekilde geliyor. Kaç yıldan beri çalışıyorsunuz? 8 yıldan beri çalışıyor. İhtiyacımızı karşılıyor. Evlerimizin ihtiyacını alıyor işte. Buradan temin ediyor. Burada 400-500 kişi çalışıyor. Evet, elma hasadı yapıyoruz. Öncelikle seni tanıyalım. Burada ben ismim Selda Karabulut. Burada çavuşum. 12 senedir burada çalışıyorum. Kendi köyümüzün işi. İşimizden gurur duyuyoruz. Eşim, çocuklarım, eltim, hepimiz burada çalışıyoruz. Bir katkı yapıyoruz. Kendi çocuklarımız alıyor harçlıklarını. Kartlarına yatırıyor. Okulda bize masraf çıkartmıyor. Herkes kendi harçlığını kendi alıyor. İşlerimizden gurur duyuyoruz. Çalışanlarımız da çok. Gelenlerimiz de çok. Gelen gelmeyen bütün herkesten Allah razı olsun. Şu anda da elma hasadı yapıyoruz. Şu anda elma hasadı yapıyoruz. Sırası gelen iş. Önce kiraz, sonra nektarı, şeftali, ondan sonra elma hasadı. Evet. Kış boyu çalışıyoruz. Ondan sonra budama yapıyor bayanlar. Erkeklerle beraber. Yani sene boyunca burada işimiz var. Çalışıyor, boş kalmıyor yani bayanlar. Herkesin harçlığı kendisinde oluyor. Önceden nasıl? Bizim köyümüzde şu anda işsizlik sorunu kalmadı. İşsizlik sorunu yok. Biz burayı 240 tane direktörle sürüyorduk. Şimdi 14 tane direktörle işliyoruz burayı. Tamamı köyün kadrolu, bay bayan çalışıyorlar. Peyderpey biz diğer köylerden de taşımalı sistemle adam getiriyoruz. İlçelerden getiriyoruz hatta. Tokat'ın Sulusaray'dan bile adam getiriyoruz. Diğer ilden bile.
Evlerinden alıp evlerine bırakmak kaydıyla. Burada çalışıyorlar. Herkes evine ekmek götürüyor. Evet, bu köyün 11 hanesi geri geldi, köyümüzden göçenler. Yazın sezonda daha çok geliyorlar. Hem burada çalışıyorlar, hem tatilini yapıyorlar, hem de köylerinde yazını, vakitini geçiriyorlar, hem de para kazanıyorlar. Eskiden böyle köyden şu anda şehre göç vardı, şimdi şehirden köye göç var. Yani 11 hane ev geri geldi, insanlar burada para kazanıyor, istihdam sağlandı. Diyeceklerim bunlardır.